بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأزهار ومظهر مدار الجلال وقطف فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وعاقل عثرتي وأثب حزني وحرصي وكلي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين والحمد لله رب العالمين Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak ihlaslarınıza, samimiyetlerinize göre sizlere nezd-i üluhiyetinden bol bol mükafatlar ihsan eylesin. Saniyelerinizi, dakikalarınızı günler ve seneler kadar verimli hakkınızda bâis-i rahmet ve sebeb-i mağfiret eylesin. Saatlerce sıkıntıya katlanıyorsunuz. Hüsnü niyetle ve samimiyetle katlandığınız bu sıkıntının mükafatını vermek kimsenin elinden gelmez. Fakat mükafat kendisinden beklenen zat da hiçbir şeyin altından kalmaz. Mükafatınızı o versin. Hepimizin mükafatını o versin. Bir evvelki sohbette isterseniz kendime karşı küskünlüğüm de diyebilirsiniz. İnsanın kendisiyle iç hesaplaşması diyebilirsiniz. Ama isterseniz daha açık, daha mertçe düşünerek
benim oyun bozanlığım, mızıkçılığım da sayabilirsiniz. Fakat her zaman dediğim gibi, genelde bu türlü yan çizmelerde ve Anadolu'nun belli kesiminde kullanılan bir tabirle ifade edeceğim boncuklamalarda, şahsen benim bu işin altından kalkamadığım gibi bir mülahaza yattığı muhakkak. Sizin de onu öyle kabul edeceğinizi ve beni bağışlayacağınızı beklerim. Biz hepimiz çok uzun zaman Kerbela Çölü'nde yaşamış olma gadru efganına uğramış milletin veya milletlerin fertleri durumundayız. Hepimizin ahu efganı Hazreti Hasan'ınkine veya Hazreti Hüseyin'inkine denk. Hepimizin ahu efgani ve iştiyakı Zeliha'nınkine denk. Yıllarca kendi ülkemizde Kerbela'da işlenen şeyleri görmüşüzdür. Yıllarca bizim hesabımıza ab-ı revan, kan revan akmıştır. Yıllarca manasız, maneviyatsız, ruhsuz, ruhaniyatsız kalmıştır. Koskocaman bir dünya. Merakeş'ten Mavera-ı Nehre kadar, Çin Seddi'ne kadar, Balkanlara kadar. Koskocaman bir dünya ruhsuz, manasız, Muhammedsiz kalmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Ne beklersiniz? Benim gibi insanlardan ne beklersiniz? Su beklediği zaman bulamamış. Hava beklediği zaman bulamamış. İlham beklediği zaman bulamamış. Gök kısır, yer kısır. Böyle bir iklimde yetişen insandan ne beklersiniz? Biz hepimiz bu maküs kaderin boynu bükük, kolları kırık, iradesi mefluç, talihsiz fertleriyiz. İdbarın ikbale dönmeye başladığı bu günlerde hayallerimizi, nazarlarımızı realitelerin ufkundan ötelere dikiyor, fertlerin götüremeyeceği kadar yükleri onlardan bekliyoruz. Daha ağır, daha büyük şeyler yüklensin. Ve çoğu gitmiş, azı kalmış, kat edilmesi gerekli olan şu mesafede aheste revlik etmesinler. Daha çelik çabak hareket etsinler ve tez elden ulaşsınlar ulaşabilecekleri ufka, kuşağa, ruh ve mana kuşağına, ruhaniyat kuşağına. Heyecan, hele can budur. Ve gerçekten de benim kalbimdeki bu ise, sırrımdaki bu ise, daha ötede ahfamdaki bu ise, Rabbim, duygularıma, düşüncelerime göre hepimizin gönüllerini, evet ona göre mamur eylesin ve bizi inkisara uğratmasın. Bunun ötesinde de bizi bazılarımızın, benim gibi bazılarımızın inkisarlarıyla, kaprisleriyle, sukuti hayale uğratmasın. Yol bir ölçüde iyi gidiyor gibi, yolda rehber aldatmaz gibi görünüyor. Zaten o aldatmaz. Ve ben bir ölçüde bugün o rehbere dikkatinizi çekeceğim. İman, imanın içindeki marifet, Allah bilgisi, vicdan kültürü, milli kültür gibi, bir kültür gibi, herhangi bir kültür gibi, Allah ve Allah'a ait her şeyi öyle bilme, onlarla bütünleşme, çok iyi tanıma, bilgi ötesi bilme, bilgiden Yunus'un ifadesiyle içeru başka şeyler bilme ve bunun rehberliğinde yol alma. Biz Allah'ı unuttuk belli bir dönemde. Günah bizim miydi, kusur bizim miydi? Belki sevk olunduk ona. Allah da kendimizi bize unutturdu.
kendimizi unuttuk ve derken bir şahsiyet bunalımına itildik. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Sizden evvel de Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Olmayın ki sonra Allah onlara özlerini, benliklerini unutturdu. Şahsiyet bunalımı içine attı. Ve sonra benlik bunalımına düşersiniz. Dışarıda kendinize benlik ararsınız. Bizim 150 senelik bunalımlarımızın altında bu vardır. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِ اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَس۪يرًا Allah'ım gözümüz görüyordu. Niye bizi böyle kör ve sağır ettin? Niye böyle kapı kapı dolaştırıyorsun? وَكَذَٰلِكَ اَتَتْكَ آيَاتِ فَنَس۪يتَ Sana benim ayetlerim geldi ama unuttun. Beni unuttun, ayetlerimi unuttun. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Bugün sen unutuldun. Sen yalnızsın. Sen garipsizsin. Sen köksüzsün. Sen kapı kapı dilencisin. Çünkü unuttun. Onun için sen kör oldun bugün. Kur'an diyor. Unutmayın Allah'ı. Unutmayın ki unutturmasın özünüzü size. Bizden evvelkilerin, daha evvelkilerin, daha evvelkilerin Allah'ı unutması neticesinde bir öz bunalımına, özü unutma, kendimizi unutma bunalımına itildik. Ve senelerden beri bu bunalım içinde çarpana çalıp duruyoruz. يَتِيهُونَ فِتِّيهِ adet. O dehşetin, o hayretin, o kendinden geçmişliğin sahrasında başıboş, avare, sergerdan dolaşıp duruyoruz. Yalın ayak, başı açık hayallerimizde. Bu anlayış ve bu arayış içinde hiç kimse bir yere varamamıştır ama ben burada hemen kendi dünyamız içinde önemli bir hususa yine dikkatinizi çekeyim. Geçmişte dine sahip çıkmışlığından mıdır, nedendir? 9 asır dine omuz vermişliğinden midir, nedendir? Toprağı şehit kanıyla birçok defa yıkanmasından mıdır, nedendir? Mücahit teriyle yunup yıkanıp arınmasından mıdır, nedendir? Değildir bize bu lütf ile ihsan, bize bu lütf layık değildir ama bize bu lütf ile ihsan nedendir? Bilemeyeceğim ama bildiğim bir şey varsa o da şudur. Yeniden Fatihlerin, Yavuzların, Osman Gazilerin dönemine farkına varmadan, sağa sola inhiraf etmeden süratle kaydığımız hakikatıdır. Kaydığımız diyorum. Zira meselenin içinde iradenin rolü dehli ne kadar olursa olsun öyle görülüyor, öyle anlaşılıyor. Ben de öyle görüyorum. Siz de baksanız öyle göreceksiniz ki mesele irade olmaktan daha ziyade meşiyeti ilahi çizgisinde, Allah'ın dilemesi çizgisinde hareket ediyor. Bir yeniden diriliş, bir bas-ı badel mevt, bir haşr-ü nefs, öyle garip bir diriliş, öyle akıl almaz bir diriliş ki öldükten sonra dirilme, ahiretin yamaçlarında dirilme, ötelerin dağında, deresinde, tepesinde, ovasında, obasında dirilme gibi. O kadar garip. Ama kudret için o kadar kolay, o kadar ehven. Öyle bir diriliş. O kadar garip ve fakat o kadar rahatlıkla bir diriliş. Rabbim benim gibi bizden bazılarını takmadan bu işi, takılmasına, takılıp kalmasına meydan vermeden sonsuza kadar kendi sonsuz meşiyetiyle, sonsuz iradesiyle bizi olan bu lütfunu devam ettirsin. Biz de habire ha söyleyelim. Değildir bana bu lütf ile ihsan nedendir? Değildir bize bu lütf ile ihsan layık ama nedendir bir lütuf var yağıyor, dört bir yanımıza yağıyor. Evet, belli bir dönemde
Yine ben bela teskuru mesavi mevtakum ızkuru mehasinehum vehvasıyla geçmişimizi, selefi salihinimizi, bizim çizgimizde ölüp gidenleri kötü yanlarıyla yad etmeme, iyilikleriyle yad-ı cemil haline getirip anma, mülahazasına bağlı olarak Allah'ın rızası, rıdvanı, rahmeti, gufranı onların üzerine olsun deyip geçeyim. Arkadan gelen nesiller hakkında bizim yer yer kafamızı soyumuz, mübarek soyumuz, cedlerimiz hakkında bazı menfi, olumsuz düşüncelerin sardığı gibi arkadan gelenlerin duygu ve düşüncelerini inşallah bu türlü şeyler sarmasın. Bu türlü duygu ve düşüncelerin sarmasına vesile olacak sebepler olmasın. Allah o sebepleri izale etsin. Milletçe bize bir aklaşma yolunu göstersin. Paklanma yolunu göstersin. Nezahete erelim ve arkadan gelenler bize tuh diye çekmesinler. Yazıklar olsun, dine hizmet imkanı varken dine hizmet etmediler. Yazıklar olsun, şeddi rihal edip Orta Asya Türklüğünün imdadına koşmaları mümkünken koşmadılar. Yazıklar olsun, Balkanlara koşmaları mümkünken koşmadılar. Yazıklar olsun Irak'ın, İran'ın, emirliklerin, Suud'un imdadına koşmaları mümkünken koşmadılar. Yazıklar olsun Amerika'nın, İngiliz'in, Fransız'ın, Alman'ın imdadına koşmaları mümkünken koşmadılar. Yazıklar olsun Kur'an temsilcisi oldukları halde Kur'an mesajını cihana sunmadılar, sunamadılar. Dedikleri zaman o yazıklar olsuna çarpılmamak için yazıklar olsunla beraber ağızlarından çıkan tükürüklerin tozları yüzümüze gelmemesi için, köpürükleri yüzümüze gelmemesi için gayretli olmak, manileri bertaraf etmek, hizmeti daha da hızlandırmak, çelik çavak öyle bir hizmet ortaya koymak lazım ki yerin altındaki şüheda, semanın üstündeki ervah ve melaike-i kiram, sekene-i semavat bu işi dudaklarını ısırarak, cihan pesendarı olan bu işi dudaklarını ısırarak seyretsin ve sizlere takdirle, tebcille baksınlar. Ama bu sağlam bir öz bilmeden, o öz bilgisine, sağlam öz bilgisine ermeyse, sağlam bir Allah marifetine, Allah'a imana dayanmaktadır. Ve ben Rabbimin inayetine sığınarak bu derste onu size takdim etmeye çalışacağım inşallah. Kur'an diyor ki isterseniz bunu da Kur'an'ın hasreti diye ele alabilirsiniz. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Onlar Allah'ı olduğu gibi takdir edemediler. Edemedik Allah'ım. Sinelerimizi takdir duygusuyla doldur Allah'ım. Azamet ve celalini ruhlarımızı öyle içir ki senden başka bir şey görmeyelim. Seni görüp, seni duyup, seninle meşru olup, seni duymuş, seninle doymuş olmanın haz ve zevkine ulaşalım. Sağlam bir iman ve sağlam bir bilgi, Allah bilgisi. Bugünkü saatler vefa ederse, benim de ömrüm vefa ederse, sonra bu işin devamı yakın mertebeleriyle arz ederim. Ama etmezse onu bir başka derse bırakırım. Bugün Allah'a iman ders, bu imanın bir boğdu, bir derinliği bilgi üzerinde dururum. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yer bir bohça gibi dürülmüş, onun kabzayı kudretinde kıyamet günü. Anlamak istiyorsanız anlayın. Bugün de varlığı tesbih tanesi gibi eline takmış, çeviriyor. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Takdir edemediler. Nasıl edersiniz ki böyle bir kudret? Ama bu takdir edememe bir la kayıt kalmakla olur. Bir laubali yaşamakla olur. Bir serazat yaşamakla olur.
Fakat bir de arayıp arayıp, anlayıp anlayıp, helmi mezid diyerek hayret ufkuna ulaşmak da olur. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ O gökler ışık hızıyla trilyonlarca senede kat edilemeyen o gökler dürülmüş bir kitap gibi Allah'ın yedi kudreti altındadır. İşte böyle bir Allah'ı Allah buyuruyor ki onlar ihata edemediler. İhata edemezdik. Ama bir soluk alma vardı. Ma arafnaka hakka marifetike ya maruf. Ey maruf sen hakkıyla bilemedik. Ma zekernaka hakka zikrike ya mezkur. Ey mezkur. Bütün dillerde anılan Allah seni hakkıyla anamadık. Ma abednaka hakka ibadetike ya mabud. Ey her yerde kendisine ibadet edilen sana hakkıyla ibadet edemedik. Ma şekernâke hakka şükrike ya meşkûr. Bu kadar nimetlerine karşı her yerde karşısında kemerbeste ubudiyet içinde durulup kendisine şükürler takdim edilen meşkûr-ü muallâ sana hakkıyla şükredemedik. Hiç olmazsa bunu demek vardı. O meşkurdu, o meşkurdu, o mabuddu, o malumdu. Ama biz ona ibadet etmeli. Onu yürekten anmalı, zikretmeli, ona şükürde bulunmalı, azameti karşısında iki büklüm olmalı, sonra da o sıfat ve zat dairesi karşısında bulunmanın hakkı olarak hayranlığımızın ve hayretimizin ifadesi مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ يَا مَعْرُوفُ demeliydik. Onu bilmeyen nadanların وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ tokadını yiyip sersemleşmesi, dalalete sürüklenmesi karşısında bizde hayret ve hayranlığımızda Allah'ım sen ne tatlısın, senin marifetin ne tatlı, her çehrede sana ait bir şeyler görüyorum, her çiçekte sana ait bir şey duyuyorum, elimi uzatasım geliyor, uzatırken sana temas etmiyor elim, edemez. Çünkü elimin temas ettiği sen olamazsın. Çünkü sen her yerdesin. Çünkü sen hazır ve nazırsın. Ama sen hiçbir mekanda değilsin. Çünkü sen mekandan münezzehsin. Ama ben bakarken her yerde sana ait bir şeyler görüyorum. Gördüğüm nedir bilemiyorum. Ama biliyorum ki onlar sana ait. Senin kalemini elinde göremiyorum belki. Elini de göremiyorum. Fakat görüyorum ki çizgiler çiziliyor. Görüyorum ki renkler ve desenler seriliyor. Görüyorum ki güzellikler meşeri gözümün önüne seriliyor ve sergileniyor. Akıp gidiyor bütün bunlar. Biliyorum ki bunlar senden. Bütün bu güzellikler senden. Bütün bu icraat senden. Bütün bu seyli kainatın şuunatı senden. Her şey senden. Her şey senden. İşte o marifetle, o hayranlıkla onu duymak ve onunla doymaya çalışmak. Bu onu bilmek demektir. Bu onu anma demektir. Siz onu anınca tam yolunuzu bulmuş, rayınıza oturmuş olacaksınız. Onu bulamayınca mahreksiz, yörüngesiz hareket eden varlıklar gibi özünüzden uzaklaşacaksınız. Kimlik bunalımına düşeceksiniz. Çünkü sizin için kimliğiniz adına kaydı gerekli, en önemli tarif edici unsur şudur. Siz nesiniz? Falan oğlu filan değil. Siz Allah'ın kullarısınız. İsim hanesine yazılı olacak budur. Daha falan oğlu filan demeden Allah'ın kulu denecek. Hazreti Muhammed'in ümmeti denecek. Kur'an'ın cemaati denecek. Ve bu kimliği elinize alıp yürüyeceksiniz. Kainatın dehşet engiz vadilerinde ama hiçbir şeye takılmayacaksınız. Çünkü bir yerde o vahşete rağmen karşınıza sizi alıp başka tarafa sürükleyen bir şey çıksa hüviyetinize baktığında görecekler ki bunlar erişilmezlik elde etmişler. Bunlara erişilmez. Zira bunların sultanı ve sahibi, bunların isimleri ve ünvanları gökleri ve yeri elinde, kabzayı tasarrufunda bir kitap gibi tutan Allah'a dayanıyor bunlar ve Allah'a bağlı. Bir şakî size rast gelse,
günler gider ilişemez size. Bir fırtına size rast gelse sizi önüne katıp sürükleyemez. Çünkü siz Allah'la sımsıkı irtibatlısınız. Allah bilgisi ve Allah marifeti. İman, o iman, o marifet bir nura çıkma, bir aydınlanma ve ciddi bir güç kaynağı elde etme ve yanılmayan bir rehbere ulaşma demektir. Bu nura çıkmış insanlar, böyle bir aydınlık dünyayı, marifet dünyasını elde etmiş insanlar ve Allah'a dayanma gibi bir güç kaynağına ulaşmış insanlar, isterseniz bu sözler bana şunu hatırlatıyor. Ben söylerken siz hepiniz de hatırlayacaksınız. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. O imanı elde edince ama olacaktı. Zira o iman tevhidi, sadece onu kabullenme, sadece onu ona dayanma, sadece ona güvenmeyi, o tevhid teslimi, o teslim tevekkülü, o tevekkül de saadet idareini netice verecekti. Dünya ve ukba saadetiyle kanatlanacak, şahlanacaktınız. Cennete gitmeden cennetin yamaçlarında huzur yudumlayacaktınız. Haz zevk edecektiniz. İnsanlık imanla her şeyi elde etmiştir. Şöyle de diyebiliriz. İnsanlık iman, bu imandaki marifetle, o bilgiyle yeniden bir doğuşa ulaşmıştır. Bu doğuşu bize temin edene ruhumuz feda olsun. Bu doğuşu bize temin eden Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Onun için bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladetidir. Hazreti Muhammed doğarken insanlık yeniden bir kere daha doğmuştur. Biz camid olarak dolaşıyorduk. Allahsız olarak dolaşıyorduk. Karanlık bir dünyada dolaşıyorduk. Putlar karşısında serfürü ediyorduk. Yıldırımlar karşısında sarsılıyorduk. Fırtınalar karşısında iki büklüm oluyorduk. Çölün dehşet engiz manzarası karşısında iki büklüm oluyorduk. Onun doğuşuyla gökten yere bir nur indi. Bütün varlık aydınlandı. Bu aydınlanmış iklimde biz de kendimizin yeniden doğduğumuzu gördük. O sayede yeniden bir kere daha varlığa erdik. Varlığa erdiren Sultan-ı Zişan'a ruhlarımız feda olsun. Bu mevzuda bize vesile kıldı. Ruhumuzu her zaman uğrunda sahabinin dediği gibi bi ebi ente ve ummi, anam babam, tatlı canım sana feda olsun ya Resulallah deyip sonra da dudaklarını yaladıkları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ruhlarımız ona feda olsun. Onunla biz yeni veladete erdik. Karanlıktan korkuyorduk, zulmetten korkuyorduk. Dehrin hadiselerinden korkuyorduk. Her şeyden korkuyorduk, ona erdik, her şeyden kurtulduk. Bütün korkulardan kurtulduk. Ümide erdik, itminana erdik, huzura erdik. Bitmeyen, tükenmeyen hazza ve zevke erdik. Düşünün ki aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen sizler iki adım ötede ona ulaşma idraki, anlayışı, bekleyişi, ümidi, hülyaları, rüyaları içinde hala o marifetin dalgaları içinde bulunuyorsunuz. Bir arkadaşımızın bir müşahadesiyle ondan gelen bir beyanda ifade edildiği gibi küçük bir daire çiziyor. Bu iş böyle başladı diyor. Ve sonra o dairenin etrafında bir daire daha, bir daire daha, bir daire daha. Daireler zemin ufkunu aşıyor. Ve sonra çevredeki duvarları sarmaya başlıyor. Ve en son daireyi çiziyor. Bugün bu daireler bu noktaya ulaştı buyuruyor. O daireler hiçbir yerde durmasın. Onun nuru takılıp bir yerde kalmadığı gibi. Onun nurundan ibaret olan o daireler de
bütün cihanları sarsın. Yerde kendilerine yer kalmazsa şayet, o daireler semalara tırmansın. Cinler, ifritler alemini içine alsın. Melekler ve ruhaniler alemini içine alsın. Cennet ve cehennem alemini içine alsın. Nasıl alacaksa alsın ama, fakat nurunun ifadesi, ruhunun ifadesi, hikmeti vücudunun ifadesi, o daireler durmasın. Ben sırasıyla şimdi bunları size arz etmeye çalışayım. Beraat-ı istihlal nev'inden bir nura çıkma dedim. O bir aydınlanma dedim. Bir güç kaynağına ulaşma dedim. İnsan nura çıkarsa, itminana ulaşırsa, huzura ererse yeniden doğacak. Sizler de çoğunuz bir yeniden doğuşa şahit oldunuz. Bir yeniden doğuşu sizler de yaşadınız. Bu itibarla anlarsınız onu. Belki 30-40 sene evvel size sahabinin imanla, irfanla yeniden doğuşu anlatılsaydı bunu anlayamayabilirdiniz. Fakat Rabbim o kadar çok lütufkar ki misalsiz kalmamanız için size sizin içinizden evvela numuneler ihsan etti. Ve onun dediği gibi, nurlu parmağıyla işaret buyurduğu gibi, nurlu parmağını tutmirin ruhu feda olsun. O daireler zamanla genişledi, genişledi, genişledi. Her yerde misalleri görülmeye başladı. Misaller o semai risaletin ayları, güneşleri durumunda olmasa bile, peygamberlik semasının yıldızları durumunda olmasa bile, fakat bunlara bakınca onlara ait çok şeyleri tedavi etme imkanları doğdu bizim için. Onları hatırlama, onları düşünme, onları tasavvur etme imkanına sahip olduk. Ve bugün biz bu imkanlara sahibiz. Ömer derken anlamıyorduk, Hamza derken anlamıyorduk, İkrime derken anlamıyorduk, İbn-i Hişam derken anlamıyorduk. Ama günümüzde birer birer küfürden sıyrılıp yeniden imanla dirilen nesilleri gördükçe bunları da yavaş yavaş anlamaya başladık. Allah Resulü'nün veladetiyle bir gün çok sevdiğim, daima düşüncelerini takdirle karşıladığım, kabul ettiğim birisi bana demişti ki, en büyük bayram nedir? Ben o en büyük bayram mevzuunda belki kemküm etmiş, kekelemiş, hecelemiş, fakat doğruyu söyleyip söylemediğimi bilemiyorum. Belki mesela ümmeti Muhammed'in affı demiştim. Belki insanımızın yeniden bir daha dirilişi demiştim. Belki yeniden asr-ı saadetin bir kere daha yaşanması demiştim. Belki Mevla'nın bizi toptan affetmesi demiştim. Belki bütün insanlığın Hazreti Muhammed Mustafa'nın şefaatine en geniş manada mazhar olduğu an demiştim. Ama bunların hepsini ihtimal başını sallamış ve sonra da takdir edeceğim şu sözü söylemişti. İnsanlığın en büyük bayramı Hazreti Muhammed Mustafa'nın veladetidir demişti. Ve siz onunla alakalı damlalarda, reşhalarda, sızıntılarda gezerken göreceksiniz karanlıklara meydan okuyan o insanı, karanlıkları boğan insanı, ışığı ortaya çıkaran insanı, ışık ordusuyla onları arkasına alıp karanlığa karşı savaş veren insanı görecek ve gerçek bayramınızın onun veladetiyle gerçekleştiğini anlayacaksınız. İşte onun veladetiyle Hazreti Ömer yeni bir veladete eriyordu. Arada ihtimal siyercilerin tespitine göre tam 13 senelik bir mesafe vardı. Yani Hazreti Ömer mübarek ayağını dünyaya attığı zaman Allah Resulü'nü 13 yaşında bulacaktı. Fakat onun nurdan iklimi, onun nurdan aleminin dünyanın ufkunu sardığı, dünyanın ufkunda şafaklaştığı, bir fecr-i sadık haline geldiği bir dönemde doğacaktı. Onun için müteessir olacaktı ondan. Onu hemen vicdanında duyacaktı. Her ne kadar küfür hesabına çetin, şedid, o mevzuda kararlı görünse bile, fakat aslında Ömer doğduğu andan itibaren
sahip bulunduğu ve kendisini muhafazasına adadığı o küfür hakkında ciddi tereddütleri ve şüpheleri vardı. Ömer gibi bir dimağın öyle küfre takılıp gitmesi mümkün değildi. O hakperest bir insandı. Hakkı arıyordu. Batıl bir külah gibi başına geçmişti ve Efendimizle tanışacağı ana kadar o yalancı külahı başında taşıyacaktı. Gayreti sağlamdı, samimiyeti sağlamdı. O yeni bir doğuşunu arıyordu. Bu yeni doğuşuna Allah Resulü'ne peygamberlik geldikten 3 sene veya 4 sene sonra erecek, idrak edecekti. Belki 30 yaşındaydı o dönemde. Gözü pek, yüreği pek, iradesi pek. En çalımlı, en çetin olduğu dönemde Allah Resulü'ne teslimi silah edecek. O da veladetine erecekti, yeni doğuşuna erecekti. Hazreti Hamza Allah Resulü'yle 1 yaş, 2 yaş aralarında fark var mıydı, yok muydu bilemiyorum ama bazı siyer yazarları Süveybe'nin memesinden beraber süt emmişlerdi dediklerine göre demek ki aynı çağı paylaşıyorlardı. Amca olmanın yanı başında karabet adına bu bana yetmez sevgili yeğenim. Bir de süt kardeşi olalım. Zira daha sonra Esedullahil Galip olacaktır. Bazusu bükülmeyen, kolu bükülmeyen, kılıcı geriye dönmeyen, Allah Resulü'nün davasının yılmayan aslanı olacaktır. Ve öldüğü gün zayıf bir rivayette Allah Resulü'nün ruhuna fısıldandığı gibi göklerde Hamza Seyfullah yazıldı. Allah'ın kılıç. O da Efendimiz'i tanımakla şöyle diyecektir. Çölde karanlıkla kaldığım zaman Allah'ın 4 duvar arasına sıkıştırılamayacağını anladım sevgili yeğenim. O dağları, o taşları, o tepeleri, o vadileri, o gökleri yıldızlarıyla, sistemleriyle idare eden kudreti sonsuzun 4 duvar arasına sıkışamayacağını anladım. O da yeni bir veladete eriyordu. İkrime Allah Resulü'nü tanıdığı zaman 40 yaşına yakındı. Fakat henüz doğmamıştı daha. O Ebu Cehil'in karanlık dünyasının döl yatağında bocalayıp duruyordu. Babasından sonra amcası İbni Hişam'ın ihtidasıyla adım adım Allah Resulü'ne ulaştı. Ve nihayet merhaben bir rakibil muhacir Allah Resulü'nün bu sözlerini duyduğu zaman o da veladete eriyordu. Habeşistan'a kaçmış, hanımının iknaıyla dönmüş, Allah Resulü'ne gelmiş. Huzur-u Risalet penaya girerken her yerde ettiklerini Allah Resulü unutmuş. O ona şöyle demişti, sefine ile yolculuk yaptığı için, sefine ile yolculuk yapan muhacire merhaba. Muhacirlik dönemi çoktan geçmişti. Onu ilk Mekke'den Medine'ye hicret edenler yaşamış ve o unvanı onlar almıştı ama Allah Resulü çok kadir şinastı. Kendisine çok kötülük yapmış fakat o gün yürekten kendisine inanmak üzere gelen İkrime'yi bir muhacir olarak karşılıyor. Merhaben bir rakibil muhacir diyordu. İkrime hayatının sonuna kadar unutmadı bunu. Sonra 3 senemi yaşadı Efendimiz'den sonra 4 senemi yaşadı bilemeyeceğim ama o Yermuk'ta Halid'in yanında bir Halid daha, bir Halid olarak bir Halidlik sergilerken yeniden veladetinin hakkını veriyordu. Eğer sorsaydınız ona kaç yaşındasın? 4 yaşındayım diyecekti. Halid'e sorsaydınız sen kaç yaşındasın? Ben de 6 yaşındayım diyecekti o gün. Çünkü gerçek veladete Allah Resulü ile erdiler. Sultan-ı Kainat içlerine doğmuştu. Batıl her şeyi yıkmıştı. Ve içlerinde onların özlerine ait yeni şeyler teşekkül etmeye, yeni manalar, yeni mefhumlar teşekkül etmeye başlamıştı. Sofiler insandaki ikinci benliği, ikinci fıtratı, İkinci tabiatı bir ayet-i kerime ile tefsir ederler. اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ
melikler bir kariyeye girdiği zaman o kariyede ifsad edilmesi gerekli olan, bozulması gerekli olan her şeyi bozarlar. وَجَعَلُوا اَعِزَّةِ اَهْلِهَا اَذِلَّهِ İçindeki azizleri zelil kılarlar. Dolayısıyla zelilleri de aziz kılarlar. Ve işte böyle yaparlar. Bu Seba Melikesi'nin Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan name geldikten sonra kavmine ifadesiydi. اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانُ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ve iki ayet aşağıda اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةَ نَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَيْزَّةِ اَهْلِهَا اَذِلَّ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ diyordu. Süleyman buraya girerse burada size geçmişinize ait hiçbir şey bırakmaz. Süleyman'a göre yeni şeyler ihya eder. Süleyman'a göre bir dünya kurar. Ve Sofi bu ayete yaklaşırken şöyle yaklaşıyor. Allah bir kalbe tecelli ederse batıla ait ne varsa onların hepsini yıkar, hepsini bozar. Ve kendine ait marifet petekleri örer. Artık fıtrat ve mahiyet değişmiştir. Onda ikinci bir fıtrat hasıl olmuştur. Bu ikinci fıtrat Allah marifetiyle örülmüş. Allah marifetiyle örülmüş bir dantela, bir kanevçe gibidir. O kanevçeyi ören tığa, o kanevçeyi ören Mekke'ye ruhlarımız feda olsun. Onu tutan ele ruhlarımız feda olsun. Tamamen mahiyet değişir. Farklı bir mahiyet arz ederler. Eski hallerine ait bir şeyler sorsanız çok yadırgarlar. Hatta onu rüyalarında görmüş, hayali şeyler diye ara sıra yad eder. Bazen inkisarla iki büklüm olur, bazen de sevinirlerdi. Cahiliyeye dair yaptıkları şeyler bazen bir yandan bir iç burkuntusu, bir yandan da acı bir tebessümle anlatılır, hikaye edilirdi. Zira onlar artık ayrı bir dünyanın işleriydi. O günden bugüne de bu böyle devam etti. Sizin içinizde dün mektep sıralarında veya başka bir yerde yaşadığı hayat itibariyle az geçmişine gitse cahiliye hayatı yaşadığını itiraf edecek, kabullenecek çok insan vardır. Çok insan vardır ki dün ben aynen bir eski Ömer'dim, bir eski Hamza'ydım, bir eski İkrime'ydim, bir eski İbni Hişam'dım ama bugün o değilim. Demek ki Sultan-ı Kainat benim de kalbimde tecelli etti. Demek yıkılması gerekli olan şeyleri yıktı. Demek ki aziz olan Allah, içimde aziz olması gerekli olan orduyu ihya etti. Demek ki kalbim, vicdanım, sırrım, kafam dirildi. Demek ki kuvve-i şehviyem, kuvve-i gadabiyem ve aklın ifradı olan kuvve-i akliyem bozguna uğradı bunlar. Darman duman oldu. Demek ki bende nefsanilik devrildi. Demek ki bende vicdani hayat ayağa kalktı. Demek ki bende ruh ve mana ayağa kalktı. Ve ben değiştim. Beni değiştiren Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Herkes diyecektir. Karanlık bir geçmişten şu anda aydınlık bir aleme ve inşallah gelecekte daha aydınlıklara yelken açmış sizin gibi nesiller. Çoğu bunu duyacak, hissedecektir vicdanında. Fuzeyl İbni İyaz belli bir dönemin talihlileri, bahtiyarları. Dini bir mecmuada bir arkadaşımız hikaye etmişti. Ben bir yanını arz edeceğim sadece onun. Ne mümbit bir dönemdir. Toprak o devirde ne veluttur. Kuvve-i imbatiye nasıl fazla, nasıl güçlüdür o devirde. Kadınlık alemine bakarsınız. Hafsalar, Rabia Adviyeler. Erkekler alemine baktığınız zaman Hasan Basriler, Fuzeyl İbni Yazlar, İbrahim Ethemler, Bişri Hafiler görürsünüz. Allah'ı anmakla başları dönmüş. Onlar Allah'ı andıklarından dolayı Allah başlarını arş-ı azama ulaştırmış büyük insanlar görürsünüz.
Bişli sokakta yürürken Bağdatlı hep yalın ayak gezer. Sahabinin ayaklarıyla, çıplak ayaklarıyla gezdiği bir yerde ben ayağımı onların bastığı yere basamam diye. Nasıl ki İmam-ı Malik Medine'de hiçbir zaman merkuba binmemiş. Ben merkuba nasıl binerim? Belki Resul-i Ekrem benim işleyimin ayağını bastığı yere ayağını basmıştır der. Onun için İmam Malik Medine'de hep yaya gezer, piyade yürür. Bişri Hafi de odur. Bir gün sokakta yürürken Cenab-ı Hakk'ın mübarek isminin yazılı olduğu bir kağıdı bulur. Ve hemen bir attara koşar. Atlardan bir dirhemi vardır. O gün sermaye olarak menkıbe yazarlar diyor. Sadece bir tek dirhemi vardır. O bir tek dirhemle koku alır. O yırtılmış, bir hayli ayaklar altında kalmış, tozun toprağın içinde bir hayli hırpalanmış. Lafz-ı celale veya lafz-ı celal. Onu güzel ıtırlar, öper, başına kor, sonra da yüksekten bir duvarın deliğine sokar. Elini aşağıya indirirken semadan kendisine doğru bir sesin akıp geldiğini duyar. Ya Bişir, tayyepte ismi fe utayyibenne ismeka fid dünya vel ahiret. İsmimi benim güzel kokularla hoş ettin. Kıyamete kadar dünyada ve ahirette senin ismini hep hoş edeceğim. Hep ıtır gibi ismini anarken hep ıtır haline getireceğim. Vicdanları öyle duyuracağım. Bu mübeccel neslin yetiştiği mümbit toprak, müsait zemin. Fuzeyl İbn İyaz bunlardan birisi. Ben onu arz edeceğim. Her birisi bir eğrilikten kopup gelmiş. Menkıbe yazarları derler ki, Fuzeyl günümüzdeki Rambolara meydan okutturacak kadar güçlü, kuvvetli, ordular bozan bir insandı. Devlet kervanlarını soyardı. Ama Kur'an da okurdu. Allah'a da inancı vardı ama günümüzde pek çoğunun inancı olduğu gibi bir inançtı. Henüz kalbe inmemiş. İman marifet ufkunu tutmamış. Marifet muhabbet şeklinde bir bulut halinde onun ruhunu sarmamıştı. Onun için bir gün bir yerden geçiyordu, çalımlı çalımlı geçiyordu. Kulağına ihlasla Kur'an okuyan bir hafızın dudaklarından şu ayet geldi. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ Allah'ı anmadan ötürü kalplerinizin haşyet duyacağı an henüz gelmedi mi diyordu. Bu sanki kendisine okunmuştu. Zaten Kur'an'dan gerçekten istifade edecek insanlar kendisini ama her meselede ona muhatap kabul eden insanlardır. Fuzeyl sanki bu ayeti ilk defa duyuyordu. İlk defa duyuyor gibiydi ve cevap veriyordu. Ana Rabbi, ana Rabbi diyordu. Gel gel ya Rabbi diyordu. Tam şimdi zamanıdır diyordu. Seni anacak ve içim haşyetle ürperecektir geldi diyordu. Ve o anda dönmeye karar veriyordu. Bir ayet ruhuna girince Sultan-ı Kainat ruhunda tecelli ediyordu. Ve bir değişmenin iliklerinde cereyan ettiğini duyuyor, hissediyordu. Bir değişme başlamıştı. O gece bir mağaraya sığınıyor. Bakıyor ki orada ticaretçiler, kervancılar tahassün etmişler. Uzaktan bir kayanın arkasından onları dinliyor. Bu gece burada bu kayaların arasında sabahlayalım. Eğer gece çıkarsak bir yerde Fuzeyl önümüzü keser soyar bizi diyorlardı. Korku salmıştı çevreye. Ürperdi, ağlamaya başladı. Demek ben insanların içine böyle haşyet salmışım. Ey içime haşyet salan Allah. Demek ki ben insanların içine böyle haşyet salmışım. Ve orada karar veriyor. Kabe'ye gidip öyle bir tövbe yapayım ki
Tövbe onun çok donunda kalsın, öyle bir tövbe yapayım. Fakat ayakları bir türlü gitmiyor. Acaba beni de kabul ederler mi? Acaba bana da evet sen de gelebilirsin derler mi? Bugüne kadar ettiğim şeylerden sonra. Ve Kabe'ye bu korkuyla, bu haşyetle gider. Oraya kadar namazı, Allah'ı anması, ibadeti, içinde ayrı haşyet petekleri, saygı petekleri meydana getirmiştir. İyice salkımları ağır basan bir üzüm dalı haline gelmiş, bükülmüş, kaddi bükülmüş, iki büklüm olmuştur. Allah ve kader yoluna su serpince öyle olacaktır ya, o ayet esip kulağına gelmeseydi, orada onun korkusundan dehşetle titreyen insanlar, onun korkusundan bahsetmeselerdi, Huzeyr bu hale gelemezdi. Kader yoluna su serpecektir. Bizim hepimizin yoluna da kader öyle su serpti. Bir yerde tahdisi nimet faslında, babında demiştim ki, kader yolunuza su serpti. Huzeyr'in yoluna su serpen kader, Rabia Adviye'nin yoluna su serpen kader, bir söz. Menkıbe yazarı diyor ki, gençleri eğlendiriyordu. Hasan Basri parmağıyla işaret etti, yanıma gelsene dedi. Gelince bu güzel, edası endamıyla güzel kadın, koca imamın yanına gelince ona şöyle dedi, bak dedi, Allah sana vermedi, hiçbir şey bırakmamış. Öyle bir endam, öyle bir güzellik. Allah'ın bu nimetlerine karşı böyle mi mukabele etmek gerekliydi? İşte bu söz o büyük kadına yetmişti. O kadar yetmişti ki, aşkı dillere destandır. O of edince etrafta adeta hayali ve dasitani emrah havası uyanırdı. Adeta alevler belirirdi. Adeta etrafta yangınlar çıkardı. O kadar ki o dönemde tabi'in onun ateşinden, o ateşli sözlerinden korkarlardı, ürperirlerdi. Karşısına çıkmadan tir tir titrerlerdi. Bir söz yetmişti. Kaderin yoluna su serpmesi onu ulaştırmıştı. Ve Füzeyl bu korkuyla Kabe'ye yaklaşıyor. Olacak ya, Kabe'nin içinde hafız sesini yükseltmiş, Kur'an okuyor. Bu mehter gibi yürüyor. Bir adım ileri, iki adım geri, iki adım ileri, bir adım geri, mehter gibi yürüyor. Ya bana git derlerse, ne işim var derlerse, koca sultanım, bilmemesi düşünülemez ama demek ki o anda aklına gelmiyordu. Demek ki o anda duyamıyordu onu. Yedi kat semanın ötesinden Allah şöyle diyordu. Ya ibadî, kullukum dâllûn, illâ men hedeytû, festehdûnî, ehdikum. Ey kullarım, hepiniz sapıklık içindesiniz. Benim hidayetim müstesna, hidayeti benden isteyin, hidayet edeyim diyordu. Ya ibadî, kullukum taktâûne billeyli ve nehâr, ve enâ ufirü zunûbe cemîyâ. فَاسْتَغْفِرُونَ اَغْفِرْ لَكُمْ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ Evet, duyamamıştı bunu. Ey kullarım, siz gece gündüz durmadan hata ediyorsunuz. Ben size bütün günahları mağfiret etme sözünü veriyorum. Mağfiret dileyin, sizi affedeyim. İhtimal ki sultanım bunu düşünememişti. Onun için bir adım ileri, bir adım geri, bir adım ileri, bir adım geri oraya kadar gelmişti. Fakat Kabe'nin ortasından semalara doğru yükselen ses onu cezbetmiş. İlel merkez bir güçle, adeta korkunç bir vakum halinde onu hemen bağrına çekmişti. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Ben de ümitleniyorum ya Rabbi. Bana da olur mu bilemiyorum. يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey hayatlarını israf eden, çeşit çeşit günahlara giren, fıtratlarını bozan,
mahiyetlerini dejenere eden insanlar, benim kullarım, benim kullarım diyor. Kapıyı daha açarken benim kullarım diyor. Dediği diyeceği şeyi demeden benim kullarım diyor. Ümitlerinizi ve recalarınızı şahlandırıyor. Yesinize bir darbe vuruyor. Başkaları kendi kölelerini terk edip sağda solda ezdirmediğine göre, onun kendi kullarını, boynu tasmallarını sağda solda ezdirmesi, günahların altında mahvettirmesi düşünülemez. Onun için daha başlarken içlerimize ümit ve reca esintiler serpiyor, estiriyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا Hayatlarını israf ettiler, suistimalata girdiler, çeşit çeşit günahlara daldı çıktılar. Ama buna rağmen لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Benim rahmetimden ümidinizi kesmeyiniz. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ O bütün günahları yarlıgar affeder. Zira o yegane gafur ve yegane rahimdir. İşte bununla öyle kanatlanıyor, öyle çekiliyor, öyle aradığı aleme eriyor ki, hakkını yediğine inandığı Yahudi, hakkımı sana bir şartla affederim diyor. Bağdat'ın girişinde kumdan bir tepe yaparsan, eski arkadaşlarından biri bir gün sepetle Bağdat'ın önüne sırtında kum taşıdığını görüyor Füzeyl'in. Sultanım bu ne hal diyor böyle. Hakkımı helal etmem dedi, bu şartla dedi. Hakkını helal edeceği ana kadar bunu yapacağım diyor. Zira artık o başka Füzeyl. Zira sultanı kainat içine girmiş. Zira ikinci fıtrat onda meydana gelmiş. Maasiye baş kaldırmış. Ve ibadet-ü taata dilbeste olmuştu. Ayşe validemiz şunu nakleder. Allah Resulü buyurdular ki, اِنَّ دِعَامَةَ الْبَيْتِ أَسَاسُهُ وَدِعَامَةَ الْاِسْلَامَ اَوِ الدِّينَ الْمَعْرِفَةُ بِاللّٰهِ وَالْيَق۪ينَ وَالْعَقْلُ الْقَامِعِ Beytin dayanakları, bir evin dayanakları, esası, statik gücü, onun kirişleridir veya blokajıdır. İslam dininin statiği veya blokajı veya kirişlerine gelince, o da Allah Resulü buyuruyor. Allah marifetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yakindir. Ömrüm vefa ederse dedim. Yakindir. Ve bir de aklı kami diyor. Her şeyi kökünden kesen, atan, değişik şekilde şekillendiren, yeni bir organizasyona tabi tutan, farklılaştıran, aslından tamamen başka restorasyona tabi tutan akıl. Ayşe validemiz gibi zeki bir kadın, aklı kami, duyar da tefsirini sormaz mı onu? Kult, bi ebi ente ve ummi, anam babam, tatlı canım sana feda olsun. Mel aklul kami, aklı kami nedir diye sordum. Allah Resulü buyurdular ki, el kaf anil maasi vel hurs ala taatillah. Aklı kami, o büyük dayanak, o büyük destek, masiyete baş kaldırma. Ondan iştinab etme. Şeytandan kaçın gibi, ateşten kaçındığın gibi. Zaten imanın kemalini anlatan bir hadis-i şerifte üçüncü madde olarak şöyle diyor. وَاَنْ تَكْرَهَا اَنْ تَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا تَكْرَهُ اَنْ تَعُودَ فِي النَّارِ Ateşe dönmede nasıl ürperiyorsun? Öyle de küfre dönmeden ürperiyorsan, dalalete dönmeden ürperiyorsan, imanın tadını tatmış sayılırsın. Marifeti ermiş sayılırsın. İman daha derinleşmiş sayılırsın. Vel-hırs. Hırs caiz değil. Müminde hırs sebebi hasaret. Fakat taata hırs bu makbuldür. Taata dilbeste olma. Gönlünü taata kaptırma. Tabir caizse o yüce ruhlar, yüce ruhlar alemi beni bağışlasın. Peygamberlik felsefesi diyeceğim ondan dolayı diyorum bunu. Felsefe denir mi? Düşünce tarzı, sistemi. Taata karşı şehvet anlayışı içinde.
Yani beşer yemeye, içmeye vesaireye karşı cismaniyeti ve bedeni adına duyduğu şeyleri Enbiya-i İzam, hususiyle Server-i Enbiya aleyhissalatu vesselam ibadet-ü taata karşı duyuyor. Namaza karşı bana şehvet verilmiştir buyuruyor. Onun için gece sıcak döşeyi, onun ötesinde daha sıcak neleri ve neleri terk eder, kalkar başını yere kor. O ağlamadan, ağlamada çağlamadan öyle zevk deryalarına erer ki başka bütün zevkleri ona unutturur. Vel hırs ala taatillah. İnsan bu denli marifete yelken açarsa, marifete böyle yelken açarsa masiyetten o kadar uzaklaşacak, mağrib meşrik arası kadar. Allah'ın her gün unutmamaya çalıştığım, sizin ve benim için yaptığım o duaların bir keresini, bir kereciğini olsun. Ama lütfu engin her günkünü kabul etsin. Sizleri, hepinizi bulunduğunuz müesseseler ve yerler itibariyle yad ederek her gün bazen birkaç defa Allahümme ba'id beynena ve beyne hatayana kema ba'adte beynel meşrik vel mağrib. Allah'ım benim ve benim bu kardeşlerin, bizim aramızda günahların arasını mağrib meşrik mesafesi gibi öyle uzaklaştır ki onlar bize, bizler de onlara ulaşamayalım. Allahümme nakkina minel hataya kema yunakkas tavbul ebyed mined denes. Sözler benim değil, onun olduğu için onlarda esrarengiz, kimyevi tesiri olabilen bir güç ve kuvvetin olduğuna inanıyorum. Onun sözleriyle söylüyorum. Ben derme çatlatma sözlerimle daha değişik şeyler söyleyebilirim. Ama bunları söz sultanı söylediği için onun sözlerinin gölgesinde, onun kalkan ellerinin altında, ellerimi sizin de benim hesabıma, ellerin kendisine doğru kalktığı Allah'a doğru kaldırırken Allahümme nakkina minel hataya, benim efendim nakkini minel hataya demiş. Himmetimi ondan âli tutamam ama sizi de unutamam. Nakkina minel hataya kema yunakkas tavbul ebyed mined denes. Allah'ım kirlenme şanı olan vücudumuza giydiğimiz elbiseler gibi ne kadar yıkarsak yıkayalım, durmadan kirlenme şeni olan sırtımızdaki elbiseler yıkanıp temizlendiği zaman nasıl temizlenir? Terü taze olur. Sen günahlarla kirlenmiş mahiyetimizi öyle akla, öyle pakla, öyle temizle diyor. Sadık-ı Masluk, Hazreti Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mahfet, insanın hali hazırdaki durumu itibariyle onun teyakkuzudur. Sürekli tetikte olması ve her an ayrı bir arayışla gönlünü mamur etmesi arz etmeye çalışacağım. Ve diğer bir yanıyla da başta beraat-ı istihlal dedim eski ifadesiyle. Yani mevzuun divacesinde arz edilecek şeylere küçük küçük işaretlerde bulunarak fikir vermek. Sonra dışa doğru şen-i rububiyetin gereği hadiselere karşı koyma gücü, hiçbir şeyden yılmama gücü, ümitsizliğe düşmeme gücü, geleceği aydınlık görme ümidi ve recası. İkisiyle de Allah gönüllerimizi mamur eylesin. Birincisi, sürekli kendini onarma hali. Sürekli kendisini yenileme hali. Yenileme bid'atkarlık yapma demek değil, reform yapma demek değil. Eski çizgiler üzerinde kendisini o çizgilerle ulaşılan noktaya ulaştırma. Muhammedi ruhu sallallahu aleyhi ve sellem yeniden teneffüs etme. Sahabi haline gelme yeniden. Ve hiç doyma bilmeyen bir vicdanla kainatın büyük seyyahı gibi başka bir seyyahta onu resmetmiş olmasına rağmen gerçek seyyah kendisi olan o büyük seyyah gibi her menzilde
bulduklarıyla kanaat etmeyip hel min mezid, Allah'ım yok mu? Benim dersi marifetimi artıracak yok mu? Ayrı bir ders yok mu? Gökler, yerler, insan mahiyeti, el, ayak, göz, kulak, dil, dudak, kainat, taş, toprak, yaprak, yaprak, her şey bir kitap. Yok mu Allah'ım bana marifet dersi verecek başka kitap? Hel min mezid. Bunu ötede cehennem, doyma bilmeyen cehennem söylüyor. Ne zamana kadar? Allah destigahı kudretini kapısına dayayıp kat kat diyeceği ana kadar. Yeter, bes artık. Merhametim buna müsait değil benim. Seyyah kainatta marifet adına diyor. Zira cehennemin kapılarını kapamanın yolu da budur. Allah'ı kat kat diye konuşturan, konuşturacak olan budur. Ve cennete giden yolları, tıkalı yolları, o yoldaki paslı kilitleri çözecek budur. Hel min mezid, yok mu diyecek. Sahabi kendi arasında dolaşır ve birbirlerine şöyle derler. Mesela Abdullah bin Revaha, Ahmet bin Hanbel'in naklettiğine göre, sahabiyle karşılaşınca, Teâley, nu'min bi Rabbina sa'ah, hele gel oturup da şöyle bir saat Rabbimize ibadet edelim. Kimle karşılaşırsa öyledir. Teâley, nu'min bi Rabbina sa'aten, araştırma demektir. Yani yeni bir müzakere zeminine, yeni bir müzakere rahlesine, hakikatleri yeni bir gözden geçirme, yeni bir teşrihe tabi tutma, varlık hakikatinin anatomisini yeniden bir gözden geçirmeye tabi tutalım. Ve bir gün bir sahabinin canı sıkılır, Allah Resulü'ne gider der ki, sürekli inanmaya razı olmuyor, bir saat inanmaya razı oluyor. Anlayamamıştır o güzel sahabi İbn-i Revaha'nın maksadını. Allah Resulü şöyle buyurur. يَرْحَمُ اللّٰهُ اِبْنَ رَوَاحَ يُحِبُّ اَنْ يَكُونَ مَجْلِسُهُ الْمَجَالِسِ تَتَبَاهَ بِهَا الْمَلَائِكَةِ اَوْ كَمَا قَالِ Arzu ediyor ki oturumların meleklerin oturumlarına denk veya meleklerin gıpta ettiği oturumlara denk oturumlardan olsun. Meclisi meleklerin gıpta ettikleri meclislerden olsun. Demek ki Hakk'ın müzakere edildiği meclisler, meleklerin gıpta ettikleri meclisler oluyor. Allah Resulü anlayacaktır İbn-i Revaha'yı. Hel min mezid deyip arayanlar vardı. Düşünce ufkunu daima aydınlatanlar vardı. Marifet peteğini her gün varlık çiçeklerinden yeni yeni özler ulaştıran ve o peteğe yeni yeni buğutlar ve derinlikler kazandıranlar var. Peygamber bezminden evvel ve peygamber bezminden sonra Zeyd ibni Amr, eski yıllarda da bunu size anlatmışımdır. Alaka duyarım, severim demeden de şeriatın prensiplerine saygımın ifadesiyle çok ürperim ama haniflerden olduğunda şüphe yoktur. Allah Resulü'nün nur halesine başının ulaştığında inşallah şüphe yoktur. Bu Allah Resulü'nün peygamberliğini görmeden bekleyenlerdendir. Bekledi, 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 bekledi. İşte vapur geliyor, limana yanaştı dendiği an onun vapuru sonsuza yelken açmıştı. Kurtarıcısıyla karşılaşamamıştı. Fakat o ebedi kurtarıcısına hep yol açmıştı. Zihinleri yumuşatmış durmuştu. Küfre habire ha balyozlar ve darbeler indirmişti. Lat'ın, Uzda'nın, Menat'ın suratına ilk tokatları indiren o olmuştu. Peygamber bilmiyordu. Zat-ı Uluhiyet'i kendine has sıfatlarıyla, isimleriyle bilemiyordu. Ama sırtını putlara dayıyor ve şöyle diyordu. Ben bu Lat'ı, Uzda'yı, Menat'ı hepsini terk ettim diyordu. Bir Allah var ki onlara da bize de hükmedendir. Allah'ın bir dini var ki onun esintileri başımızın üzerindedir. Yakında gelecektir ama ne zaman geleceğini söyleyemeyeceğim. Ömer bundan çok müteessir olmuştur. Oğlu Said ibn Zeyd, aşere-i mübeşşereden Ömer'in de eniştesi,
Yani Hazreti Ömer'in Müslüman olmaya giderken yakasından tutup ağzına tokat indirdiği insan, işte onun babası bu Zeyd. Bu Zeyd ölüm döşeğinde inlerken depinir. Ey yüce yaratıcı, bir adını bilseydim, bir sanını bilseydim, senin için neler yapardım neler. Bilemeden gidiyorum seni der. Bildiği kadar bilmiştir. Hayatı boyunca helmin mezid deyip yürümüştür. Ama görüyorsunuz ki Allah Resulü'nün veladetiyle ikinci bir veladete ulaşmayınca veladetle duyulan şeyleri duymak mümkün değil. Ma arefnâke hakka marifetike kuşağına ulaşmak mümkün değil. Ma abednâke hakka ibadetike ya ma'bud hakikatini idrak etmek mümkün değil. Ma zekernâke hakka zikrike ya mezkûru demek mümkün değil. Ve Zeyd bu inkisar içinde ruhunu Allah'a teslim ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için bir yerde cennetlik olduğuna, saadette erdiğine dair bir işarette bulunurlar. Ve bu onun namına, Efendimin yolunda o yollara su serpmesi adına bir bakıma bizim beklentilerimiz ve recalarımız hesabına ona bir sultanlık bağışlanmış gibidir. Bir sultanlık bağışlanmış gibidir. Niceler ahu efgan etti, ağladı, sızladı, aradılar ama fakat çoğu bulamadan gittiler. Bir Pascal ne kadar hicranla yandı, yakıldı. Bir can ne kadar hicranla yandı, yakıldı. Ama bilmem ki onun dümeninde oturduğu vapura binebildiler mi? Ona kaptanım diyebildiler mi? Allah'ın ismini ismine yaklaştırdığı, zatını zatına mirat edindiği, o zatta kendilerine bakabildiler mi? Onda özlerini bulabildiler mi? Ebu Bekir de bu arayıcılardan. Gece sırtüstü yatağa gelince, gözünü gökyüzündeki ayın çehresine diker ve gözler ay adesesiyle yıldızlara kayar, güneşlerin seyri seyahatini, ayların deveranını, yıldızların tülü ve grubunu gözden geçirir. Bir yaratıcı var biliyorum ama adı nedir, sanı nedir, nasıldır ah bir bilsem, ah bir bana duyursa kendisini de. Ve yanan, yakılan bir insan olarak yaşar. Onun için derler ki menkıbelerde, menkıbelerin bu türlüsünü mevsut kitaplarda görmek çok zordur ama Çahariyar'ın menakıbine dair yazılan şeylerde görmek mümkündür. İçini Allah Resulü'ne açmaya karar verdiği, şu deruni, şu ledünni duyguları Allah Resulü'nü açmaya karar verdiği gün Allah Resulü da sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen vahyi, vahyi mesajını Ebu Bekir'e anlatmaya karar vermiştir. Ve yine derler ki zayıf rivayet bu ya, yolda karşılaşırlar. Garip garip birbirine bakarlar. Bir garip ikincisini de bulmuştur. Gariplere müjdeler olsun. Her devirde gariplere müjdeler olsun. Karanlık çağın gariplerine müjdeler olsun. Garip garip bakarlar birbirlerine. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dili çözülür. O dile, onun çözülmesine, çözülen dilden dökülen kelimelere ruhlarımız feda olsun. İnsanlık o dilin çözülmesiyle, dökülen kelimelerle aydınlandı. Çözülür Allah Resulü'nün dili. Bana ikra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekremullezî alleme bil kalem. Alleme linsâne mâ lem ya'lem. İnsanlığa ilk mesaj, ilk nefahat, ilk ilahi soluklar, ilk ilahi merhamet. Düşmüş çamurlarda emekleyen insana uzanan ilk el. İnsanın belinin doğrulmasına yardım eden ilk el, semadan ilk inayet, ilk kerem, vahyi lisanının ilk ihsan.
insanı. İkra bismi rabbikellezî halak. Mesajı kime sunayım? O kadar hazırdı ki gelmiş ve namütenahinin sahillerine yelken açmaya hazırlanan bir vapurun dümeninde oturan kaptana evet demeye kendisini o kadar hazırlamıştı ki içinden itirazın en küçüğü dahi geçmedi. Hiç tereddüt etmeden belki de yeryüzünde ilk ya Resulallah diyen insan olmuştu. Bana ey Allah'ın elçisi bana demişti. Ağzın şeker şerbet yesin. Ya Resulallah demeyi senden öğrendik. Allah'ın elçisi demeyi, yalvaç demeyi senden öğrendik. Men talebe vecedde vecede derler. Bir insan arar, sürekli arar. Marifet ufkunun genişlemesi için ciddiyet gösterir, sancı çeker. Aradığı şey arkasında kıvrım kıvrım kıvranırsa hiç boşlukta olmaz, o bulur. Sancınız devam ediyorsa bulduklarınıza muntazam şeyler bulacağınıza inanabilirsiniz. Rabbim sancı çekenler hürmetine bizlerin işlerini de sancıyla doldursun. O sancı belasından bir an bizi cüda eylemesin. Füzuli aşk belasını ister öyle der. Bir an belayı aşktan eyleme cüda beni der. Ben müsaade ederseniz şöyle demek istiyorum. Hizmet sancısı, dava sancısı, dava ızdırabından Rabbim bir an bizleri cüda eylemesin. Öyle bir duadır ki bu, Mecmuul Ahzab'ı her gece iki defa okusanız, 1000 rekat namaz kılıp başınızı yere koysanız, bu sancıyla kıvranmanın bir dakikada size kazandırdığını, kazandıracağına kani değilim. Bir dakika uykunuz kaçsın, bir dakika ellerinizi kasıklarınıza koyun, bir dakika ellerinizi şakaklarınıza koyun, yanan İslam dünyasının halini tasavvur edin, tahayyül edin. Gelecek adına ona ait rüyalarınızı gözünüzün önünden geçirin ve bir kere inleyin. Hazreti Muhammed rüyası için bir kere inleyin. Onun hülyaları için bir kere inleyin. Size söz veriyorum. 1000 rekat namaz kılıp da sabaha kadar seccadesini ıslatmış bir insanın tutabileceği ufku tutarsınız. Bizim dualar adına kusur ettiğimiz ihtimal ki budur. İnleme ve ızdırap çekme. Izdırap. Ciddiyetle iki büklüm olma. Zaten ciddi şeyler ciddiyetle istenir. Çünkü bu meselede istenilen Allah'tır. Allah'ın rızasıdır. Ebedi rıdvanıdır. Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Rü'yeti cemalattır. O ki cennetin binlerce sene mesudane hayatı bir tek dakikasına mukabil gelemez. O cennet hayatı ki dünya hayatının binlerce sene mesudane hayatı bir dakikasına mukabil gelemez. Böyle çok pahalı bir şeye talip olan insanlar o kadar ciddi talip olmalıdırlar ki o ciddiyetten melekler bile meseleyi hayretle ve hayranlıkla karşılamalı, hayret ve hayranlıkla yaklaşmalıdırlar. Onun için koca İbn-i Revaha, koca Ömer ve koca Muaz İbn-i Cebel, kum bina nezdadu imanen, hele kalk şöyle bir imanımızı artıralım ve ya teâleyi nu'min bi Rabbine sa'aten diyeceklerdir. Hele gel şöyle Rabbimize bir ibadet edelim. Zira onunla saadete giden kapılar açılacaktır. Zira onunla şekavete insanı kaydıran karanlık koridorların kapıları da kapanacaktır. Onunla hayat istikamete ulaşacak. Onunla hayatımıza bir düzen, bir denge gelecektir. Allah Resulü bu mevzuda da ufuk insan. Zannediyorum yine Ahmet bin Hanbel naklediyor. فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَس۪يرٌ O sure üflendiği zaman o ne çetin gündür.
Ayeti nazil olunca öyle dona kaldı ki bent beniz kalmadı. Neden endişe ediyordu? Sur onun için yaratılmıştı. İsrafil onun için yaratılmıştı. Dünya onun için var edilmişti. Ahiret onun için yaratılacaktı. Neden endişe ediyordu ama? Fakat o endişe cemaatinin başında bulunuyordu. O cemaatin sertacı, iptacıydı. Onun için bent ve beniz kalmamıştı. Öğlen. Yemekten, içmekten iştahı kesildi ki sahabi şöyle dedi. Ya Resulallah, artık dünyadan zevk almaz hale geldiniz. O şöyle mukabele buyurdu. Keyfe en'am ve sahibul karn kad iltekamel karn yantazir meta yu'mer. Nasıl nimetlerden istifade eder? Nasıl ulu orta ben dünya zevklerinden istifadeyi düşünürüm? Suru dudağını alacak, suru dudağını almış, Allah'tan gelecek emri bekliyor. Nasıl dünya nimetlerinden aşırı istifade ederim diyecektir. Sahabi öyle sarsıldı ki, görüyorsunuz o sözü bana söyledi ve bende meselenin teessür derecesine bakın. Ben şu laubaliliğimden, şu çakır keyfliğimden hicap duyuyorum. Sahabi öyle müteessir oldu ki, ماذا نقول يا رسول الله ne diyelim dediler, ürperdiler. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل Allah bize kafidir. İsrafil'in suruna karşı Allah bize kafidir. Mahşerin dehşetine karşı Allah bize kafidir. Hesabın ağırlığına karşı Allah bize kafidir. Günahlarımıza karşı Allah bize kafidir. Hatalara karşı Allah bize kafidir. Şefaatin imdadımıza yetişmesi adına Allah bize kafidir. Alallahi tevekkalna. Ona güvendik, ona dayandık. Ra'eyna şiddeteddehri. Alallahi tevekkalna. Dehrin hadiselerinin şiddetini gördük. Ürperdik. Allah'a güvendik. Ve Allah'a dayandık. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hali, işte iman ve marifetin gerçek insan üzerindeki tesiri. Bunlara insanın kendi kendini onarması, kendi kendini yenilemesi, her gün marifet ve iman adına ayrı bir buğutta, ayrı bir derinlikte, seyri seyahatta bulunması. İsterseniz, tasavvufi bir neşve içinde buna seyir ilallah veya seyir fillah veya seyir minallah diyebilirsiniz. Ama isterseniz insanın kendi kendini yenilemesi, bir kere daha özüne dönmesi, bir kere daha eski çizgide eski ruh ve manayı bulması, ruhanileşmesi, cismaniyetine rağmen söz sultanının dediği gibi cismaniyeti bırak, hayvaniyetten çık. Cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. O zaman la ilahe illallah demenin meratibini anlayacaksın. Onunla çok başka, değişik şekilde ruhu işlettirecek ve kalbi söylettireceksin. Tesbihine kainatın dem tuttuğunu göreceksin. Eşyaya bir başka türlü bakacaksın. Her şeyde onun mübarek celalinin şule feşan olduğunu duyacaksın, göreceksin. Her seste ona ait namelerle ürpereceksin. Çünkü zaten haddi zatında her şey onun varlığının, ziyasının, gölgesinin gölgesinden ibarettir. Allah Resulü İbn-i Asakir'in rivayetiyle mescidi saadetlerine girdi. O mescidi saadetle Allah hepinizi saadetlendirsin. Ve mescitlerinizi mescidi saadet saadetiyle saadetlendirsin. İnşallah şu karanlık çağda aydınlığa namzet şu nesillerin hali mescitlerimizi o hale getirecektir. Ve biz o mescitlerde mescidi saadette o dönemde duyulan şeyleri bir kere daha
vicdanlarımızda duyacağız. Rabbim duyursun. Sultan odur. Ağaçta sesini peygamberine duyuran Allah. Mağaranın taşlarında sesini nebisine duyuran Allah. Kuru bir kadavra gibi cesetlerde mübarek sesini insanlara, insanların vicdanlarına duyuran Allah. İsterse uzun zamandan beri fonksiyonunu eda edemeyen şu mescitleri fonksiyonunu eda eder hale getirir ve onlarda kendini bizlere bir kere daha duyurur. Başlamışken duyurur. Siz de az 8 adım geriye gitseniz ve sonra da 8 adım o geriden 8 adım ileriye doğru baksanız, bir taraftan bugünleri, bir taraftan dünü, bir taraftan da recanın kanatları altında, ümidin kanatları altında tüllenen yarınları görmeye çalışsanız, çok farklı şeyler göreceksiniz. Ve sonra çok farklı rüyalara doğru arabanızı gazlayacaksınız. Arabanızı mı, ayaklarınızı mı gazlayacaksınız? Ve sonra çok farklı seyahatlara şahit olacaksınız. Nesimi'nin dediği gibi, size haktan nida gelecek. O öyle diyor, bana haktan nida geldi. Gel ey aşık ki mahremsin, bura mahrem makamıdır, seni ehli vefa gördüm. Sizi ehli vefa diyecekler, buyurun edecekler. Sizde yükselecek ve dünyada bulunmuş olmanın hazzını duyacaksınız. Öteye iştiyakla tutuştuğunuz zaman ayrı bir duygu o alemden kopup gelecek, kalbinize çarpacak. Cennet buradayken niye onu ötede arıyorsun diyecek size. Cennet burada, cemalullah burada, onu ötede ne diye arıyorsunuz diyecekler size. Ama bunu duyacaksınız o yolun dönemeşlerinde. Mekanım la mekan oldu diyeceksiniz. Onun yolunda her şey olan ölü olur. Bu cismi cümle can oldu diyeceksiniz. Nazar-ı hak ayağın oldu diyeceksiniz. Özüm mesti lika gördüm diyeceksiniz. Diyecek ve kendinizden geçeceksiniz. İşte bu mest ve bu mahmurluk içinde dolup taşan bir mescitte Allah Resulü o mescitte şeref kudum olan ayağımın ayağını atıyor. Ayağı başlarımıza tac olsun. Ayağını dünyaya atacağına kadar ışıktan habersiz yaşıyorduk. Biz ışık ordusu olmayı onun ayağını dünyaya atmasıyla ancak öğrenebildik, öyle olduk. Ve Haris İbni Malik ilk ayağına takılan veya gözüne ilişen ayağıyla dürtüyor Allah Resulü, ona kalk diyor. O da bi ebi ente ve ummi, anam babam sana feda olsun diyor. Öyle derlerdi. Onların en ucuz lafları buydu. O en pahalı, en tatlı insana en ucuz laf bu olmalıydı. Ebu Bekir bile anam babam, tatlı canım sana feda olsun. Sen değil, biz ölelim, sen kal. Çünkü senin kalman çok işe yarayacak. Ben kalsam ne olur, kalmasam ne olur? Senin kalman da çok işe yarayacaktı. Esas gitmesi gerekli olanlar başkaları. Ama ne yapalım ki o devri idrak edemedik. Rabbim idrak ettiğimiz devri değerlendirsin. Allah Resulü hak tecellileriyle bütünleşmiş ve biraz evvel bahsettiğim ölçüler içinde meseleye bakın. Duymuş, doymuş, artık hak onun gören gözü, işiten kulağı. Yani daha doğrusu onun görmesi, işitmesi, konuşması, tutması, yürümesi meşiyeti ilahi dairesinde cereyan etmeye başlamış. O dese ki ben konuşmadım, ben duymadım, ben görmedim, ben tutmadım, ben gitmedim, doğru söylemiş olur. Çünkü artık o başka bir dairede yaşıyor. Mekan içinde fakat seyri mekan-ı la mekanda. Keyfe esbaht. Hayırlı sabahlar. Nasıl bir sabah? Mescitte öyle yatıyorlardı. O mescitte öyle yatmanın ne enfes ezvakı vardır. Ama şimdi ihtimal yatırmıyorlar. Orada yarın böyle Erzurumların, Erzincanların dedikleri gibi hafif mürgüleme. Gözlerin yumuldu, için geçti. Aç gözlerini.
seyri bile ibadet olan Kabe'yi seyret. Bir kere daha kendinden geç. Sonra yine onun ikliminde, onun hülyalarına dal. Ne tatlı olur. Öyle uyurlardı. Uykuda damla damla ibadet olurdu. Onların defteri hasenatlarına hasenat yağardı. Keyfe esbaht. Esbahtu billahi mu'minen. Bir rivayet hak. Hak ile mümin olarak sabahladım. Allah'a hamd ve sena olsun der gibi bir şey der. Adını çok az duyduğunuz. Onlar içinde sıradan insan yoktur. En sıradanla sıradan insanın ruhu feda olsun. Fakat adını az duyduğunuz Haris ibn Malik. Ama gerçek bir haristir o, bir tohum saçan. Dünyayı çok iyi değerlendiren. Bu mezraayı baştan başa ekin haline getiren. Allah Resulü buyurur ki اِنَّ لِكُلِّ حَقِيقَةٍ حَقِيقَةٍ فَمَا حَقِيقَةُ قَوْلِكِ. Her hakikatin bir hakikat yanı vardır. Sen hakkıyla müminim diyorsun. Bu sözünün hakikati nedir? Bakışları sonsuzla bütünleşmiş bu insan dudaklarından şu sözler dökülür. عَزَفْتُ عَنِ الدُّنْيَا veya فَعَزَفْتُ عَنِ الدُّنْيَا فَأَزْمَأْتُ بِنَهَارِ فَأَسْهَرْتُ لَيْلِ فَكَأَنِّ أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي فَكَأَنِّ أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ أَوْ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ وَكَأَنِّ أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَعَاوَرُونَ أَوْ كَمَا قَالَ. Dünyayı dünyaya bakan yönüyle ittim ya Resulallah. Öyle diyeyim. Çünkü bu türlü şeylerin gerçek yorumunu bize anlatan öyle anlatıyor. Dünyanın dünyaya bakan yönü, ahirete mezralık yönü, Allah'ın isimlerinin tecelligahı olması yönü, müminleri aziz kılma yönü, müminlere hakimiyet kazandırma yönü onlar değil. وَعَزَفْتُ عَنِ الدُّنْيَا. Sanki talak-ı selase ile onu cismaniyetime bakan, bedenimi okşayan yanlarıyla boşadım. Boşadım diyor onu. Giremez benim gönlüme. Dediğini yaptırtamaz bana. Ve delili şudur. Hani bir şairin dediği gibi emmet delil izâ zekârtu Muhammeden sâret dumûl aynı tesilimun nasıl der. Delili de şudur diyor. Ben gündüzümü susuzluk içinde geçirdim. Gecemi de sabahlara kadar uyumayıp ibadetle geçirdim. Ve şu anda dinleniyordum. Ve şu anda gözümde Rabbimin arşı görünüyor. Onu müşahede ediyor gibiyim. Şu anda ehli cenneti görüyorum. Birbirlerine koşuyor, adeta birbirlerini ziyaret ediyorlar. Ve şu anda ehli narın havhavlarını duyuyor gibi oluyorum. Lehum zefirun ve şehik diyor Kur'an-ı Kerim. İşlek gibi soluklarını içeriye alırken bir ses çıkarıyorlar. Verirken de ayrı bir ses çıkarıyorlar. Ve sahabi şöyle diyor. فَكَاَنِّ اَنْدُرُوا اِلَى اَهْلِ النَّرْ يَتَعَاوَوْنَ. Havluyorlar, havlayışları içinde şu anda ehli narı görüyor gibiyim diyor. Dünyada duruyor, ahiretin yamaçlarında dolaşıyor. Ufkunuz o ufka ulaşsın inşallah. Ben Allah Resulü'nün yaptığı şeyleri yaptığım zannıyla ve onun en sadık talebesi çağımızda bir büyüğün bu mevzuda yaptığı şeylere iktifaen, yani onun izini takip ederek mübeşşirat nevinden bazı şeyleri sizin huzurunuza getirdiğimden bazı kimseler ya şeriatın prensiplerine bağlılıklarının bağlılık hassasiyetlerinin ifadesi olarak veya Allah'ın size olan lütuflarına karşı bilmem ki mümin için çekememezlik tabirini kullanmam bir günah olur mu? Bana dediler ki niçin mübeşşiratı anlatıyorsun? Ben şunu size arz edeyim. Şimdiye kadar size arz ettiğim belki 10 tane şey vardır. Sizinle alakalı. Allah Resulü'nün sizin içinizde dolaştığını, bazılarının rüyalarına girdiğini, bazılarının İmam-ı Suyuti'nin yakazesinde ona misafir oldukları gibi açıktan açığa misafir olduklarını,
Ama bana inanın, yüzleri çoktan geçmiştir bu türlü mübeşşirat. Hatta bir arkadaşımız topluyor bunları. Ve ben şimdiye kadar kale almıyordum. Sizin hakkınızda böyle bu türlü müşahedeler olan kimseleri kağıdı tuttuğum gibi ya yakıyordum veya bir yere atıyordum, çöpe atıyordum. Fakat dedim ki, madem insanlığın iftihar tablosu sırtını mihraba dönünce hiç içinizde rüya gören yok mu diyordu bazen. Demek hakikate açık insanlar bile bazen rüyanın kanatlarıyla kanatlanıyorlar. Ve rüya söylüyordu. Bu rüyalar hadis-i şerifler içinde büyük bir yekün tuttu. O sadık rüyalara doğrudan doğruya Allah hesabına konuşan Resul-i Ekrem tarafından sallallahu aleyhi ve sellem vahyin peygamberliğinin 46'da bir parçası verildi. 46 parçadan bir parçasıdır dendi. Ve yine o Nebiler Sultanı tarafından ister yakazeten görme isterse o rüyalara ahir zamanda en sadık şeyler rüyayı sadıkadır. Vahyi kesildikten sonra adeta insanların teselli adına başvuracakları, kovalarını dolduracakları tertemiz cennet kevseri kaynağıdır. O kadar çoktur ki sizin hakkınızda görülen ve duyulan şeyler o kadar çoktur yani. Yüzlerceyi aşmış çok arkadaşlarımız seyri seyahatlarıyla uykuda değil ama çoğu uyanıkken değişik şeyleri müşahede etmiş ve gelip kuvve-i maneviyesi takviye isteyen bu insanlara anlatmışlardır. Bu bezmin başındaki insan kaç rüyayı anlatmıştır böyle. Bu bezmin başındaki insan Kur'an-ı Kerim'in devrin insanlarına işaretleri ve remizler üzerinde hassasiyetle durmuş. Sonra da ne yapayım demiş. Biz az bir avuç insan ehli talalet gemi azıyı almış gidiyor. Onların karşısında bu bir avuç insanın kuvve-i maneviyesinin takviye edilmesi gerekliydi. Haris İbni Malikler gibi dünyayı çok iyi bir mezra haline getiren Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisinden ibaret olan o dünyada o isimlerin tecellisini gören Hel min mezid deyip o kitabı tetkik eden marifet adına derinleşen fakat bir türlü derinleşmeye kanaat etmeyen yok mu daha derinlikler diyen her gün ayrı bir vadide ayrı bir derinlikle hayatını noktalayan o kutsilere, o mübareklere selamlar olsun. Bu işin bir yanıydı, diğer yanı şuydu. Yine başta fezdeki ondan iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Bu iman kahramanlarını, bu marifet kahramanlarını bekliyor. İmdada koşarsanız kainat aydınlanacak. Müjdesi gerçek imanı elde eden ve gerçek meydan okuyandan geliyor 14 asır evvel. Bana değil, vicdanlarınıza kulak verseniz, onun sesini aynen kendi dilinden vicdanlarınızda duyabilirsiniz. Ben hikaye ediyorum, tedavilerle vicdanlarınızı dile getirebilir miyim diye. Vicdanlarınız dine geldiği gün, doğrudan doğruya ondan duyacak, ondan dinleyecektir. Gözü dönmüşler Medine'nin etrafını ihata edince ashabıyla meşveret etmiş. Sonra Selman-ı Pak'tan, Selman İbni İslam'dan gelen bir teklifi kabul buyurmuş. Medine'nin önemli yerlerinde hendek açmaya karar vermişti. Hendek açacak ve tabiye savaşı yapacaklardı. Medine'yi Medine'nin içinden müdafaa edeceklerdi. Allah Resulü o gün her işte olduğu gibi yine ashabıyla beraberdi. Her fırsatta derim, onu o şanlı sahabilerinden tefrik etmek imkansızdı. Eğer bir sahabi ona kâmeti kıymetine uygun tazimatıyla onu belirlemeseydi onu tanımak mümkün değildi. Zira arkadaşlarından bir arkadaş gibi oturur, arkadaşlarından bir arkadaş gibi onların arasında kalkardı. Ve yine orada da öyle yapıyordu. İş başa düşünce manivelayı eline alıyor, kazmayı eline alıyor, hendeye iniyor. İlk bir kaya çıktı karşılarına.
Her kim güçlü manivelayla o kayaya yüklendiyse de bir şey koparamadı. Kimsenin bir şey koparamadığı yerde o koparacaktır. O maddenin de mananın da sultanıydı. Gücün de kuvvetin de sultanıydı. La havle ve la kuvvete illa billah, ilahi kenzinin hazinedarıydı. Bekçisiydi, muhafızıydı. O bekçiye ruhlarımız feda olsun. Manivelayı eline aldı, indi ve taşa manivelayı indirirken dudaklarından Araf suresindeki şu ayetler dökülüyordu. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Düşman gelmiş, kapıyı sarmış, fakat o ne diyor, bakın imana bakın. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Allah size nusret vaat etti. Rabbin kelimesi sıdk olarak tahakkuk etti. Allah'ın adaleti tahakkuk etti. Yeryüzünde o hakim olacak. Ve bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. O semî ve alimdir. Mealinde yarım yamalak mealini arz ettiğim mealinde olan ayeti okudu ve manivelayı taşın bağrına indirirken taştan bir parça kopuyor aşağıya doğru gidiyordu ve yanındaki sahabi Cabir gibi sahabiler diyor ki Hendek'in kenarındaydım, adeta taştan bir şimşek çıktı, Medine'nin bütün afakı aydınlandı. Ve bu aydınlık içinde şu sözleri söylüyordu. Kisra'nın anahtarları bana verir. O ne ki ya Resulallah dedi. Buyurdular ki sütun sütun Kisra yıkılıyor. Dua et ya Resulallah, Allah oranın fethine bizi muvaffak kılsın. Dua etti. Allah Kisra'nın fethine muvaffak kıldı. Sonra ama Hendek'te oluyor bu. İkinci manivelayı kaldırdı. İmanı, ümidi, recası ve geleceğe bakış. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ. Tekrar meali münifini arz etmeyeceğim. Yine Allah'ın sıdkına, vaadine, adaleti sübhanisini tahakkuk ettireceğine ve o tahakkuk ettirirken bunu kimsenin değiştiremeyeceğine delalet eden ayeti okudu. İkinci manivelayı indirdi. Bir parça taş aşağıya düşerken bir kıvılcım, ama Medine semalarını aydınlatacak, şimşek gibi aydınlatacak bir kıvılcım, bir şimşek bütün Medine afakını hadisin ifadesiyle labeteyni sarıyordu. Ve Allah Resulü Allahu Ekber diyordu. Bizans'ın anahtarları, Kayser'in anahtarları bana verildi diyordu. Ya Resulallah dua et, Roma İmparatorluğu'nun anahtarları da bize verilsin. Yeryüzünde bugünkü Rusya ve Amerika gibi genel muvazeneyi temin eden iki güçlü devlet. Hendek'te kıstırıldıkları an, ümit merkezlerinden, reca pencerelerinden hiçbir şeyi görmüyor Allah Resulü. Ayağını gözünün ulaştığı yere koyuyor. Ve manivelayı üçüncü defa kaldırıp dünyanın başına indiriyor. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَةِ. Belki o bu kelimeleri okurken manivelayı indirdiği dünyada çoktan çözülmeler, iceberglerin çözülüp deryaları derinleştirdiği gibi çözülmeler başlamıştır. Zira bu manivelayı da Habeşistan hesabına indiriyordu kayaya. Allahu Ekber diyordu. Yine şimşekler ortalığı sarıyordu. O orada Allahu Ekber diye dursun. Necaşlı hükümdar çoktan onun bezmine girmiş ve ona yazdığı namede لَيْتَ لِخِدْمَتُهُ بَدَنًا اَنْ هَذِهِ السَّلْطَنَةِ diyordu. Keşke o sultanın hizmetkarlığı benim şu saltanatıma bedel bana verilseydi. Yani ayaklarına su dökseydim. Yani abdest suyunu dökseydim diyordu. Çoktan çözülüyordu. Ve Allah Resulüne dua et, oranın fethine de Allah bizi muvaffak kılsın diyorlardı. Allah Resulü dua ediyordu. Görüyorsunuz ya, benim tekrar etmeme lüzum yok. Bizans zamanla öyle yıkılacaktır ki sahabiyle başlatılan o mücadele, o yol devam edecek. Müslüman Türk'ün Anadolu'daki hakimiyetine kadar ve koca Fatih'in 21-22 yaşındaki Fatih'in askerini İstanbul surları önüne süreceği ana kadar devam edecekti. Bu oranın fethedilmesiyle de Bizans bütün küçük Asya'dan silinip gidecek
gidecek ve Allah Resulü'nün bu mevzudaki bişaretini ve müjdesini tasdik edecekti. Ezan-ı Muhammed'i okundu ama müsaadenizi istirham edeceğim ben. Zaten siz sabırsız bir sabırda bulundunuz. Öyle şeylere sabrettiniz ki onlara sabredilmez. Saatlerden beri beklediniz. Ama ben hadiselere karşı, şu unata karşı ve geleceğe karşı bu recayı ifade etmek için affınıza sığınarak bir iki sahabeden de misal arz etmek istiyorum. Yine bildiğiniz şeyler bunlar. Çok severim o namsız, sansız sahabeyi, Ümeyr İbni Hammam'ı. Bak, siz de baktığınız zaman zihinlerinize onu çok iyi bilmediğinizi göreceksiniz. Hadiste siyerle iştigal eden kimseler ancak onu tanıyacaklardır. Zira Uhud Savaşı olacağına kadar sahabenin çoğu da hep arkada yürüyen, hizmette önde, mükafatta arkada yürüyen, çok çalımlı hizmet görüp fakat kelepirde hep geriye kalan bu sahabenin adını orada duyacaklardır ancak. Allah Resulü bir müjde veriyordu. Bugün kim sevabını Allah'tan bekleyerek Allah rızası için mücadele ederse cennetin kapıları ona açıktır diyordu. O da bir iki günden beri belki bir şey yeme fırsatını bulamamıştı. Onun için bir ağaca dayanmış, elinde bir avuç hurma onları yiyordu. Birden kulaklarında bu ses çınladı. Kim bugün sevabını Allah'tan bekleyerek Allah yolunda mücadele eder ve ölürse cennetin kapıları açık, istediğinden girer diyordu. Dudaklarından sahabinin şu sözler döküldü. Bak bak diyordu. Ve elindeki hurmaları savurdu. Belki birisinin yarısını yemişti. Belki yarısı ağzına çıkmıştı. Üzerine de bir tükürük attı. Efema beyni ve beyne en yetkuleni Allahu cenne illa en yektuleni haulâi evkama kâl. Benimle cennete girme arasında şunların eliyle öldürülme mi var dedi. Ve elindeki hurmaları attı, öldürülünceye kadar savaştı. اَفَمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اَنْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا اَنْ يَقْتُلَنِ هَا اُلَٰئِ demesi çok önemlidir. Benimle cennet arasında, işte aramızdaki şu kavganın devam etmesinden başka bir şey yoktur diyecek. Elindekilerini atacak Allah'ın inayet ve keremiyle. Çok değişik görünecek, kendini çok değişik anlatacak ve çok değişik ses getirecektir. Rabbim o sesi getirmeye muvaffak etsin. O sesi getiren Ala İbnil Hadrami, Halici atını vurduğu zaman Ya Alim, Ya Halim, Ya Ali, Ya Azim İnna abiduk ve fi sebilike nukatil fec'allena sebilen ileyhim. Ey Alim olan Allah, ey Halim olan Allah, ey Ali olan Allah, ey Azim olan Allah, biz senin yolunda mücadele mukatele ediyor, senin yolunda kavga veriyor, senin yolunda yaka paça oluyoruz. Haliç karşıma çıktı, şu körfez karşıma çıktı. Bizi onlara ulaştır, kavgamızı devam ettir, mücadelemizi devam ettir. Atını Halic'e vuruyor. Bir rivayette kaçanlar divan, divan, devler diye kaçıyorlar. Ve Diçle karşısında Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ın ordusunu yine İbn-i Ebi Şeybe naklediyor. Öbürünü Ebu Nuaym naklediyordu. Diyor ki مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Hiçbir nefis eceli mev'udu gelmeden ölmesi mukadder değildir, ölmez. Herkes eceliyle ölür. Sa'd ibn Ebi Vakkas bu ayeti okudu. Atlarınızı Dicle'ye vurun dedi. Karşı tarafta gözü dönmüş Iraklı, İranlı, daha doğrusu o gün Irak yoktu. Irak'ı Acem deniyordu. İranlı kaçıyor ve şöyle diyordu. Divan, divan, bunlar dev diyorlardı. Bunlar insan değiller diyorlardı. Zira imanla öyle şahlanmış, Allah'a öyle inanmış, Allah'ı öyle tazim ediyor, dünyayı istihkar ediyorlardı ki Allah vahyin bereketiyle sinirlerini coşturduğu gibi düşmanları karşısında da onları mehip hale getirmiş, içlere korku salıyordu. Bir hadisi şerifte
nusirtu bir ra'bi mesirete şehrin buyuruyor Allah Resulü. Bir aylık mesafede düşman beni duysa Allah işlerine korku salar. Bunu kafanızın bir yanına koyun ve şunu arz edeyim. Ümmetim dünyaya tazim ettiği zaman vahyin bereketinden mahrum kalır. İlhamlar kesilir. Maksatları dünya olunca, bedenin altında kalınca, cismaniyet her şey olup ortaya çıkınca ilhamlar kesilir. Sadece midelerinin gorultularını konuşurlar. Ve emru bil maruf nehyanil münker yapılmayınca mehabet-i İslamiye gider. Yapılınca heybet-i İslamiye olur. Allah rızası için hakka, hakikata tercümanlık unutulursa kafirler sizden korkmazlar. Siz artık onların nazarında divan değilsiniz, cücelersiniz. Ve bu perspektifle siz halihazırdaki duruma bakmaya, değerlendirmeye çalışın. Bundan öte denecek çok şey olabilir. Ben sizin başınıza artmış olurum. Zaten kafi derecede yordum. Ve nezih gönüllerinizi rencide etmiş olurum. Allah beni bağışlasın. Sizi istikametten ayırmasın. İhlas-ı etem içinde hayatın en son aşiresine kadar din-i mübini İslam'a hizmet ile sizleri serfiraz kılsın. Hayatı ve dünyaya ait şeyleri istihkara muvaffak eylesin. Zira bir kutsi hadis olarak rivayet edilen bir hadisi şerifte yine buyurulduğu gibi Allah şöyle buyuruyor. Kim dünyaya diyor seni senden ötürü ister arzu eder arkana düşerse sen ondan uzaklaş ve kaç. Kim bana talip olursa sen onu arkadan takip et. Bu önemli husus da zayıf da olsa bir tarafa konarak meseleye bakılmalı ve ben şeyimi sona erdireyim sözlerimi. Rabbim bu anlayış ve bu şuur içinde dine sahip çıkmaya sizi ve bizi muvaffak eylesin. İslam'ın izzetini sizlerle temsile sizi muvaffak kılsın. Yeryüzünde bir iki asırdan beri zelil yaşayan Müslümanların idbarlarını ikbale çevirsin. Sefaletin, perişaniyetin, sefahatin en acısını, en kahredicisini her gün zehir zemberek gibi, zakkum gibi yudumlayan yeryüzündeki Müslüman nesilleri sefaletten, sefahatten, zilletten, esaretten, tahakkümden, tegallüpten, mezelletten halas eylesin. İzzetli Sübhanisi ile aziz eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.